Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Oktay Yılmaz. Gamer Oktay kanalında bugün format sonrası yapılması gerekenleri anlatacağım arkadaşlar. Bilgisayara format attık. Format sonrası hangi programları yüklememiz gerekiyor? Biliyorsunuz ki daha demin bir 40 dakika 45 dakika önce bu konuyu anlatmıştım ama eksik anlattığımı farkına vardım ve en önemlisi benim webcam görüntüm, web, e, webcam görüntüm, e, anlattıklarım, anlattığım görüntüyü kapatıyordu. O yüzden yeniden anlatacağım, yeniden tekrardan e, format sonrası yapılması gerekenler, yüklenmesi gereken programları yeniden anlatacağım dostlarım. Şimdi en başta Windows 10'u yani Windows'unuzu formatladınız, Windows 10 yüklediniz ya da 8 yüklediniz fark etmez. Bunu programlarla nasıl hangi programları tekrardan yüklememiz gerekiyor bunları anlatıyorum öncelikle dostlarım format attık yüklemesi gereken programlardan öncelikle eğer Windows'unuz legal değilse legallemeniz gerekiyor Windows'u nasıl legalliyoruz dostlarım KMS programıyla KMS full indir diyorsunuz ama KMS'yi full indirmeden önce burada yapmanız gereken şey antivirüs programınızı kapatmak, devre dışı bırakmak. Onun için de geliyorsunuz virüs ve tehdit korunması kısmına e, sizdeki hangi program var bilmiyorum bende Microsoft Essential Security var. Ve ayarları yönet diyorum. Gerçek zamanlı koruma bu açık. Bunu kapalı yapıyorum. Evet diyorum. Sonra bunu simge durumunda aşağı küçültelim. Ondan sonra ee, buradan KMS Full indir diyelim. KMS Full indir dediğiniz zaman ee, KMS Office programları için de var. Lisanslama programıdır KMS. Ve aynı zamanda Windows aktivasyon yapmak için. Windows aktivasyon yapmak için de gerekli bir programdır. Devamını oku diyorsunuz. Ondan sonra bu KMS lisanslama programını bunu tıkladınız mesela. Daha sonra e, tarama yapıyor. Zaten 3.1 megabayt'lık çok Kısa bir, kısa küçük boyutlu bir program. Bunu Dowland diyoruz. KMS programını indirmeniz şart. Windows'u legallemek için. Bakın indirmeye başladı, indirdi. Klasörde göster diyorsunuz. Sonra Mouse'un sağ işi, Winrar. Klasöre ayıkla diyorsunuz. Şifre sordu bize. Bir dakika neymiş? Şifre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru mu yazdık? Evet. Tamam diyelim. Ondan sonra program burada. KMS aktivatör Sonra buna mouse'un sağ tuşu tıklıyorsunuz. Buradan yönetici olarak çalıştır diyor. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Next I kept the... bunu seçiyorsunuz. Kabul ediyorum. Next Bu ondan sonra kurulumu tamamlıyor. Kurulum tamamlandı. Bunları aşağı alalım. Buraya yazalım KMS uygulaması. Evet diyelim buna. Program complete. Ben de legal olduğu için herhangi bir şey yapmadı direkt kapattı programı. Ben de zaten legal onu çalıştırıyorsunuz. Yani şunu tekrardan gösteririm. KMS yazın. Sağ tuş, yönetici olarak çalıştır deyin. Buna evet dediğiniz zaman Program açılıyor ama Zaten diyor bir şey bulunamadı diyor. Herhangi bir şey bulunamadı diyor. Çünkü ben zaten legallemiştim. Siz o kırmızı butona basacaksınız programda. O KMS programıyla legalleyeceksiniz. Bu birinci işlem. İkinci işlem, e, internet explorer'da Chrome silinmiş oluyor. Google Chrome. Buraya yazıyoruz. Chrome. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra direkt şimdi indirin kısmına tıklayın. Google Chrome Google Chrome e, e, olması lazım makinelerde. Bunu söylemeyi unutmuştum. Chrome'u indirin. Hemen saniyesinde tıklar tıklamaz Chrome indirine teşekkür ederiz diyor. Tümünü göster. Klasörde göster dediğiniz zaman hemen Chrome setup sağ tık buna da yönetici olarak çalıştır Evet dediğiniz zaman internete bağlanıyor zaten yüklü olduğu için bu işleme gerek yok yüklemeyi iptal edelim Chrome zaten yüklü bizde son sürüm güncel Chrome yüklü tümünü temizle Chrome'u o şekilde indirip Chrome'u kurduğunuz zaman yükleme tamamlanacak zaten daha sonra ee, full program indire buraya arama kısmına şey yazın arkadaşlar Winrar Winrar yazın. Yani yüklenmesi gereken programlardan bir tanesi de Winrar arkadaşlar. Winrar'ı indirin. Ben e, bu Winrar'ı anlatmıştım zaten. Nasıl indireceğinizi de göstermiştim. Gene şifre koymuş buraya. 1, 2, 3, 4, 5 Tıklayın en alttakini genelde. Sonra tekrardan Download Now Şimdi indir butonuna basın. Birazcık buton, bu butona bastığınızda geç algılıyor. Neden bilmiyorum. Ya da bu linkte biraz patlaklık var. Onu da bilemem. Arkadaş, yükleyen arkadaş patlak linki mi koydu? Ne yaptıysa. Neyse onu kapatalım. Bu link download dediğiniz zaman bakın diyor ki virüs programından dolay dolayı listeden kaldır. Tehlikeli dosyayı tut. Yani bunu direkt virüs programı tehlikeli dosya olarak görüyor. Bunu dediğiniz zaman, korumaya devam et dediğiniz zaman, buraya indirmesi gerekiyor. Evet, buraya indirdi. Winrar 6.0 Winrar'ı da kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Şimdi Google Chrome'u kurdunuz. Son sürümünü sitesinden indirdiniz. Winrar'ı kurdunuz. Ee, Winrar'ı indirdik, kurduk. Göstereyim tekrardan. Ya Göstermeme gerek yok. Gerçi bunu sırt tıkladığınız zaman çalıştır dediğinizde evet diyor. Kurulumu tamamladı zaten. Şeyi, e, Winrar kurulumunu tamamladı. Hemen yüklemiş oluyorsunuz. Sonra ne gerekiyor bize? E, programlardan geriye sonrasında yüklememiz gereken oyunların çalışması için Microsoft'un programı gerekiyor bize. Demin ki videomda anlatmıştım ama webcam kameram kapatmıştı. Görüntüyü kaplamıştı. O yüzden yeniden anlatmak istedim size. Microsoft Visual C artı full paket dediğimiz zaman Microsoft Visual indirmek gerekiyor. Yani bunun Full paketinin olduğu aslında yer var mı? Ona bir bakalım da şöyle siteler arasında. Ee, gerçi Microsoft'un kendisinde var zaten ya siteye tıkladığınız zaman en son desteklenen Visual C artı 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 indirmeleri diyor. Visual C 2015, 2017, 2019 x86, x64 işletim sisteminize göre İşletim sisteminiz 32 bit bunu tıklamanız lazım, 64 bit ise bunu tıklamanız gerekiyor. Buradaki bütün paketleri indirmeniz gerekiyor. Visual 2013 e, artı 20 artı 12 pardon, Visual 2012, Visual, Visual 2010, sonra Visual 2008 böyle bütün paketleri sırasıyla X 64, X 86, X 86 ya da X 64 olarak indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da bunu paket halinde başka bir sitede, başka bir siteden paket halinde bulabilirsiniz. Tüm paketlerin olduğu verildiği bir sitede. Microsoft'un harici. Şöyle geri çıkalım. bakın size göstermem gereken bir şey var e, bilgisayarda bilgisayarım kendi yerel D'ye girdiğim zaman benim burada yedekler olarak oluşturmuş olduğum güncel programlar kısmında e, arkadaşlar şey var e, neredeydi o evet Microsoft Visual. İşte. Bu programları teker teker kurmanız, kurmanız gerekiyor. Ben de kurulu olduğu için çalıştırmayacak. O yüzden mesela en eskisi 2005 x86 x86 dediği 32 bitlik işletim sistemi için 64 bit işletim sistemi kullananlar x64 ama ben size tavsiyem bu paketi bulun internetten sonra bütün bunları sırasıyla yüklemeniz lazım bilgisayarınıza. Bu ne işe yarıyor? Oyunlarda destek sunuyor size. Microsoft'un oyunlarında hepsinde destek, program destek veriyor size. Microsoft destek veriyor size oyunları çalıştırmanız için. Daha sonra arkadaşlar yapmanız gereken şunu kapatalım. Bakayım burada full full paket var mı? Full paket, full paket. Olması lazım ama. Sonra sonra arkadaşlar yüklemeniz gereken programlardan şimdi Chrome'u söyledik, Winrar'ı söyledik. Visual C full paket yüklemeniz gerekiyor hem x86 hem x64 e, yüklemeniz lazım sonrasında yüklemeniz gereken DirectX 12 Direct, DirectX 12 bunu da yüklemeniz lazım DirectX Microsoft'a giriyorsunuz ondan sonra zaten biz daha önceden indirmiştik e, bunu kapatalım. Tekrardan klasörde gösterdiğim Daha biz daha önceden indirmiştik DirectX'i. Tekrardan e, yeniden çektiğimiz videoyu tekrardan gösteriyorum. Mouse'un sağ tuş yönetici olarak çalıştır deyin. Evet deyin. Buna kabul ettiğin, sonraki deyin. Bu bunu kaldırın. Installed Bing var. Bunu kurmasın. Sonraki deyin. Tekrardan bu yüklemeye geçmeyecek çünkü yüklediğimiz için installation completed. Yükleme tamamlandı diyecek. Bu da bu kadar. Direct sonra direct'ten sonra e, geliyorsunuz full programlar sitesine Office programları gerekiyor bize arkadaşlar. De ben Boyunun kırıldığını söylemiştim. De deminki videomda. Must Effect Legendary Edition. And, legendary Edition. Nasıl okunuyoruz artık? Days Gone kırıldı. Söylemiştim. Assassin's Creed Valhalla kırıldı. Red Dead Redemption 2 kırıldı. Bu sitede program indir kısmından katılımsız full diyerek programları indirebilirsiniz. Ya da güncel işletim sistemleri var. Neyse bu siteye arama kısmına ne yazıyorduk? Ofis yazıyoruz arkadaşlar. Ofis yazıyoruz. Arama butonuna basıyoruz. Sonra bize Microsoft Office lazım. Microsoft Office'i ilk sayfada bulamadık. Microsoft Office 2021 Full Indir Türkçe ya da Microsoft 2016 2019 indirebilirsiniz. Ee, Microsoft Office 2021 Full Türkçe en baştaki pasaport koymuş. En baştaki ne tıkladık. Pasaport yine 1 2 3 4 5. Ya yani bunu niye koymuşlarsa onu anlamadım. Yani pasaport olayı çok mu gerekli? Saçma bence yani direkt insanlar tıklayıp indirsin neyse burada Microsoft Office e, 2001 link1 diye vermiş indirmek için e, yüksek hızda indir buna abonelik istiyor ya da link2 tıklayın direkt şeye bağlandı e, Mega bulut sistemine bağlandı Dowland dediğiniz zaman bunu zaten indirmeye geçecek 2013-2019 demiş gerçi orada 2021 yazıyordu ama içerisi yanıltıcı çıktı dostlarım buna Dowland dediğimizde indirmeye geçer ya da şey yazarı, yazalım ee, Google'a Office 2013 değil de şu 2013'ü silelim. Silelim bunu full katılımsız dediğimiz zaman, full katılımsız dediğimiz zaman Xican siteden buradan indirebilirsiniz. Oranın ben ofisini pek sevmedim. İşte burada da x86 versiyon, x64 e, versiyon. Yani 64 bit versiyon. 64 bit versiyonda tıklayın alternatif 3'ü. Genelde en sonunda olan. Ondan sonra e, diyor ki Office 2016, 2019, x86 ya da x64. Benim işletim sistemim x64. Şuna kabul et diyelim. Buna tıklıyorum. Ondan sonra direkt bana Download sesini çıkıyor 3.81 GB. Bunu tıklıyorum. Ondan sonra bakın hemen WinRAR'lı bir şekilde indirmeye geçti. Office 2016 2019 Pro. Bunu KMS programıyla şey yapabiliyorsunuz. İptal ediyorum ben şu anda. KMS programıyla bunu legalleyebiliyorsunuz ofis programını legalleyebiliyorsunuz. Daha sonra kurulması gereken son olarak bence he son olarak değil pardon Adobe Adobe programlarından Acrobat Reader gerekiyor. Adobe Acrobat Acrobat Reader. Evet, bu da yüklenmesi gereken bir yazılım For Windows buna tıkladığınız zaman Acrobat Reader'a e, bunu da indirebiliyorsunuz arkadaşlar free ya da satın al diyor direkt buradan free download for Windows Windows için bedava indir biz bedavayı severiz beleşçiyiz <laughs> Bedava indir seçeneğini tıklayın. Ondan sonra buradan ne diyor? Türk siteye devam et. Şimdi satın alın 94 liraymış ücretsiz deneme sürümü. Bunu tıklayın. Yani bu e-postayla falan filan. Bu geyiklere girmeyelim. Bunu da katılımsız olarak indirelim. Madem öyle. Bizi uğraştırıyorlar çünkü. Katılımsız. Direkt burada var. Türkçe olarak katılımsız. Bakın direkt bunu da buradan indir, indirebiliyoruz. Dosyayı indir dediğimiz zaman hemen indirme işlemine geçti. 2 dakikada indirmeye başladık işte Adobe Acrobat Reader. Bunu da indirdik. Ee, gene aynı şekilde klasörde göster dedik. Sonra sağ tuş WinRAR dosyaları ayıkla klasörün içine. Kendisi burada hemen klasör oluşturdu. Sonra bunu çift tıkladık. Evet dedik. Kurulama başlattı. Bu da bu kadar. Sonra bilgisayarınızda kurduğun bilgisayarınız e, Windows 10'u veya 8'i 8.1 hangi işletim sistemini kurdu, kurduğunuz e, kurduysanız bir de konuşan bilsem hangi işletim sistemini kurduysanız Windows 10, Windows 8, 8.1 64 bit fark etmez. Hangisini kurduysanız Antivirüs programı gerekiyor. Ondan sonra benim tavsiyem Kasper Sky olabilir. Avast olabilir. Örnek veriyorum. Avast. Bu sefer Avast'ı söyleyelim. Avast antivirüs katılımsız. Katılımsız indirin. Çünkü arka planda kurulum yapıyor. Buna tıkladığınız zaman Avast Premier 2020 full tam sürüm indir dediğiniz zaman Avast'ı Cloud indir yani bulut, e, bulut indirmesi bunu tıklayın Rusça mı artık bulunamadı diye Maalesef böyle bir şey yok Burada linki silinmiş Drive indir diyelim. Var mı Drive indir? Tamam. Diğer linki bakalım. Bazen site sitelerden siliyor, siliyorlar. Ya da link kırılmış oluyor. Link bozulmuş oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Ee, diğer linke tıklıyoruz. Drive olarak. Google diyor ki Drive bu dosya virüs taraması yapamaz. Boyutu yüksek diyor. Ee, o yüzden yapamaz. Yine de indir. Yine de indir seçeneğine tıklıyorsunuz. Premier Premier Antivirus Avast indiriliyor. İptal edelim. Bunu da indirdikten sonra aynen gösterdiğim gibi sıkıştırılmış dosyadan atıyorsunuz WinRAR sayesinde. Bilgisayarınızda Avast ya da Casper Sky ya da Norton bu antivirüslerden bir tanesini de kuruyorsunuz. Daha sonra e, oyunlar için Steam gerekiyor. Steam yazılımını indirip Steam yazılımını kurmanız gerekiyor bilgisayarınıza. Zaten Steam yükleyin diyor. Bunu tıklıyorsunuz. Sonra burada şimdi yükleyin seçeneği var. Saniyesinde internetiniz hızlıysa hemen indiriyor. Klasörde göster diyorsunuz. Sonra Steam bende kurulu olduğu için aynen bu şekilde çift tıklıyorsunuz. Kurulumu başlatıyorsunuz. Zaten benden, zaten bende kurulu ama yine de kuracağım. Türkçe'yi seçiyoruz. İleri diyoruz. C program file x86 sistem buraya kur diyoruz. Ama zaten kurulduğu için kurmayacak herhalde ama kurdu. Sistem programı çalıştır. Bunu seçmeniz gerek yok. Bitir diyoruz. Bu da bu kadar. Bir de Epic Games'ten oyun indirmek isteyenler olabilir. Onun için de Epic yazın buraya Epic Games Epic Games'i tıklayın. Sonra en üstteki Epic Games Store official site bunu tıklayın. Resmi web sitesi diyor. Buradan da Epic Games indir seçeneğini tıklayın. Bunu da böyle indirin. Klasörde göster. Aynı şekilde. Bu da zaten burada gördüğünüz gibi. Direkt buna da çalıştır diyorsunuz. Zaten ben de yüklü iptal ediyorum. Ben de Epic Games işte burada yüklü. Ondan sonra ben de yüklü. Steam de bende yüklü. Steam'i de o yüzden iptal ettim. Epic Games'i açtığım zaman Ya bu arada şeyi söylemiştim sizde bedava oyun vardı. Ücretsiz oyun olarak bu var. Kontrol. Kontrol oyunu çok güzel. Aksiyon dolu güzel bir oyunur. Tavsiye de ediyorum sizlere. Kontrol oyununu Epic Games'ten ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Benim kütüphanemde görüyorsunuz oyunlar bunlar. Kontrol yükle diyor. Yüklemedim. Daha önceden oynamıştım. Kontrol var. Ee, bu oyunlar var işte Ellen oyunu var GTA 5 bunu da ücretsiz vermişti nasiplendik <laughs> Nemalandık. GTA 5'i de aldık ana sayfa ondan sonra arkadaşlar Epic Games kuruldu ee, Steam kurulduktan sonra Google Chrome kurdunuz Antivirus programı kurdunuz Acrobat Reader kurdunuz bunları kurduktan sonra Windows'u legallediniz. Windows legalleme yaptınız. Bu işlemler yaptıktan sonra başka da ekstradan fazla bir şey kalmıyor. WinRAR kurmanız gerekiyor sıkıştırılmış dosyalar açmak için. Bunun haricinde arkadaşlar başka da bir şey yok yani programlarda. Bir de driver'ları güncellemeniz gerekiyor. Onu da göstereyim size. Driver'ları nasıl güncelliyoruz? Buraya direkt update arama kısmına şuradaki arama kısmını şey yazın arkadaşlar. Update. Ee, hatta üç üç harfini yazmanız yeterli. U P, D. Windows Update ayarları. Buna tıkladığınız zaman geliyorsunuz günde güncelleştirmeleri denetle güncelleştirmeleri denetle işte bu buna tıklıyorsunuz denetliyor zaten driverları burada buluyor Windows 10'da ise tabi Windows 10 eğer yüklüyse şu arka plandakiler kapatalım Windows 10 yüklüyse Windows Update'e geliyorsunuz ondan sonra güncelleştirmeleri yüklüyor Bakın Microsoft Defender Antivirus güvenlik zekası. Bu ya da in, e, Windows 10'un 21H.1 özellik güncelleştirilmesi indir yükle. Bu çıktı. Ben de driverlar yüklü olduğu için driverları yük, e, şey yapmadı, yüklemedi. E, sonra ben bunu tıklıyorum. Gerçek zamanlı korumayı açık yapıyor. Zaten açık oldu. Açık yapıyorsunuz tekrardan. Sonra bu, bu güncellemeyi de yaptıktan sonra buradaki güncellemeleri de yaptıktan sonra e, isteğe bağlı isteğe bağlı olarak Windows 10 21H1 özellik güncelleştirmesini de şuradan indirükle diyerek bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınızı güncel tutun genelde. Arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Ee, buradan Epic Games'i kurduğunuzda beleş oyunlardan nasiplenebilirsiniz. Evet. Kaydımı burada sonlandırıyorum dostlar. Bu tarz videolardan daha fazla gelsin istiyorsanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlarım bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala destek olabilir kanala destek ol olarak e arkadaşlar kanala destek olarak bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanala destek olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.